korkunç enflasyon verileri, hayat pahalılığı ve işsizlikle mücadele konusunda yapılması gerekenler, hükümetin seçimden sonra başlattığı milletimizi adeta cendereye sokan, bölen uygulamalar, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili hazırlıklar ve partimizin kurultay süreci vardı. Diğer taraftan kurulumuz Kerkük'te son yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi. Türkmen soydaşlarımızın ata yurdu Kerkük'te yaşanan olayları kaygıyla takip ediyoruz. Türkmenlerin Irak ve Kerkük'ün asli unsurlarından biri olduğunun bir kere daha altını çiziyoruz. Değişik etnik unsurların bir arada huzur içinde yaşadığı Kerkük'te olayların bir an önce sona ermesi için, kalıcı bir biçimde sona ermesi için tarafları sükunete davet ediyoruz. Yine son olarak Avrupa şampiyonu olan A milli kadın voleybol takımımızı Cumhuriyetin 100. yılında kazandıkları büyük zafer için kutluyoruz. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin kadınları milletimize yeni bir gurur daha yaşattı. Kadın voleybol takımımız 100. yılında Cumhuriyetimizi taçlandırmayı sürdürdü. Filenin Sultanları bu şampiyonlukta hepimizin göğsünü bir kere daha kabarttı. Her biri bizim gururumuz, iyi ki varlar. Değerli basın mensupları, <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi resmen bundan tam bir asır önce 9 Eylül 1923'te kuruldu. Dünyanın en köklü partilerinden biri olan partimiz, bir ulusun emperyalizme karşı en onurlu bağımsızlık mücadelesini verdiği dönemde Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk ve kuvayi milliye ruhuyla savaş meydanlarında kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi sadece Cumhuriyet'in kuruluşunun partisi değil, bu ülkeyi ayağa kaldıran, dünyanın en saygın ülkeleri arasına sokan Devrimlerin de partisi. Büyük önderimiz, partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk benim iki büyük eserim vardır. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi diyerek partimize ülkenin çimentosu olma, çağdaşlaşmanın lokomotifi olma misyonunu yüklemiştir. Son yüzyılda cumhuriyetin çok partili demokrasiye geçişin emekçilerin sendikal haklara, ülkemizin sosyal demokrasi sendikal haklarla, ülkemizin sosyal demokrasiyle tanışmasının altında hep partimizin imzası vardır. Bu çatı altında bulunmaktan büyük bir onur ve gurur duyan bizler, partimizin 100. yılını bu hafta sonu büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Genel Başkan Yardımcımız Aysu Bankoğlu, kendisinin koordinasyonunda yapılacak 100. yılımızı anma, ve kutlama faaliyetleri hakkında yarın sizlere açıklamalarda bulunacak. Yine bugün atamızın ifadesiyle partimizin ilk kurultayı olan Sivas Kongresi'nin de 104. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu vesileyle büyük önderimiz ebedi genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bu bu toprakları bizlere vatan kılmak için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Değerli basın mensupları, Hazreti Mevlana insanı bir ağaca benzetir. Ağacın kökü sözünde durmaktır der. Bu hükümet bugüne kadar millete pek çok söz verdi. Bundan tam 12 yıl önce 2011 seçimlerine giderken 2023'te milli gelirimiz gelirimizi 2 trilyon dolara kişi başına gelirimizi ise 25 bin dolara çıkarmayı vaat etti. Yetmedi bu vaatleri bir de 10. Kalkınma Planı'na da yazdı, mecliste kabul ettirdi, resmi hedef haline getirdi. O dönem bu hedefler herkese makul göründü. Hatta iddiasız göründü. Çünkü AK Parti iktidara geldiğinde ülke çok önemli bir krizi atlatmıştı. Ülkenin içeride ve dışarıda güven uyandıran bir programı vardı. Ekonomi hızla toparlanıyordu. Ancak 2013'ten sonra Erdoğan kerameti kendinden menkul kibirli yaklaşımıyla ülkeyi her gün biraz daha zora soktu. Ve bu beceriksizliklerin sonunda hedefler şaşmaya başladı. Geçtiğimiz hafta 2023'ün ikinci üç ayına ilişkin milli gelir verileri açıklandı. Yıllık milli gelir Erdoğan'ın taahhüdünün ancak yarısına ulaşabildi kişi başına gelir ise söz verdiğinin yarısına bile ulaşamadı. Aslında hiçbir ülkeye nasip olmayan konumuyla, bereketli topraklarıyla, yeraltı kaynaklarıyla, üretimi katı, üretime katılmayı bekleyen genç nüfusuyla, dünyanın her yerinde ter döken iş insanlarıyla, cefakar ve çalışkan çiftçisiyle, işçisiyle, emekçisiyle çok büyük bir potansiyele sahip olan güzel ülkemiz kötü yönetim nedeniyle Küresel ekonominin sunduğu fırsatları değerlendiremedi, kaçırdı. Kötü yönetim sonucunda Türkiye önce istihdamsız, yani vatandaşlarına iş imkanı sunmayan büyümeyle tanıştı. Bugün de üretmeden tüketmeye dayanan, diğer ülkelerin vatandaşlarını ve yandaşlarını zengin ederken kendi vatandaşının cüzdanını boşaltan, sofrasındaki ekmeğini küçülten, aileleri borca batıran bir avuç yandaşı varsıllaştıran, milleti yoksullaştıran büyümeyle tanıştık. Evet tabelada büyüme yazıyor. Ama seçim döneminde sonuna kadar açılan para musluklarına rağmen bu büyüme ülkenin potansiyelin çok altında. Söylemiştim bu, bu büyümenin bir özelliği var. Tamamen iç talep çekişli. Dış açık, Yüzde on civarında olan iç talep, özellikle tüketim talebi, yüzde altılık negatif dış açık nedeniyle 3 çeyrektir büyümeyi aşağı çekiyor dış açık. Ne yapıyoruz? Biz başka ülkelerin ürettiğini tüketiyoruz. Yabancılar kazanıyor. Biz yoksullaşıp borca batıyoruz. Aslında sanayi katma değeri dört çeyrektir üst üste geriliyor. Böyle bir tabloyu daha önce ülkenin ve ekonominin büyük felaketler yaşadığı 1999 Marmara depreminde, 2001 ve 2008 krizlerinde görmüştük. Uzun dönemde büyümenin ve rekabet gücünün en önemli belirleyicisi verimlilik artışıdır. Sanayisi küçülen bir ekonomi verimliliğini artıramaz dışarıyla rekabet edemez. Borçlanabildiği sürece tüketir. Borçlanamadığında ise harç bitti yapı pay dostlar. İşte Türkiye şimdi tam da bu noktadadır. Değerli basit mensupları, bundan iki yıl önce faiz sebep enflasyon netice diyerek yeni bir ekonomi modeli uyguladığını iddia eden Erdoğan ne vaat etmişti? Faiz düşecekti. Rekabet gücümüz ve ihracat artacaktı biz üretecektik, başka ülkelere satacaktık, döviz kasamızı doldurup taşıracaktık. Enflasyon da düşecekti. Sonuç? Sonuç ne oldu? Korkunç bir hayat pahalılığı, bozulan döviz dengesi, Merkez Bankası'nın tam takır edilmiş döviz kasası, yandaşa verilen ucuz krediyle sahte gelirlerle hormonlanmış, başka ülkelerin çiftçisini, emekçisini, iş insanını zengin eden iç talep çekişli bir büyüme seçimlere kadar milletin parasını har vurup harman savurarak, yalanlarla, iftiralarla ve montaj videolarla gizlenen ekonomik krizin faturası şimdi milletimizin önünde. Merkez Bankası'nın rezerv açığı 70 milyar dolara dayandı. Politika faizini 7,5 puan birden arttırdıkları haftada bile Merkez Bankası 5 milyar dolardan daha fazla döviz satmak zorunda kaldı. Yaptıkları hatalarla Türkiye'yi 50 sente muhtaç hale getirdiler. Saray kendini kurtarsın diye Halk Bankası'nı dolandırmakla suçladığı daha önce görevden aldığı bakanı mucize adam diye yeniden ekonominin başına atadı. Onun da ilk işi sarayın faiz politikasını irrasyonel ilan etmek oldu. Geçtiğimiz hafta da ittifak ortaklarından biri faiz sebep enflasyon netice modelinin gerçek olmadığı ortaya çıktı dedi. Beceriksizlik, liyakatsizlik aleniyet kazandı. Koskoca ülkenin itibarını yerle bir ettiler. Döviz gelsin diye körfez şehirlerinin krallarının ellerine kapandılar. Onlar da ben senin zenginini daha zengin etmek için sana para vermem Para istiyorsan önce kur korumalı mevduat uygulamasını kaldır dediler. Apar topar mucize çözüm diye getirdikleri kur korumalı mevduatı kaldırmak için harekete geçtiler. Kur korumalı mevduat oldu tukaka. Yetmedi IMF'nin kapısını çalıp tanışma çayına davet ettiler. O da yetmedi. Bugün Erdoğan daha önce Türkiye'ye gelecek dediği Putin'in ayağına gitti. Neden seçim öncesinde ertelenen 20 milyar dolarlık gaz borcunun karşılığında? Putin'e hangi tavizleri verdiniz? Bugün Putin Türkiye'ye ucuz petrol vereceklerini açıkladı. Şimdi hangi tavizleri verdiniz? Bunun için hangi tavizleri verdiniz? Hep söylüyoruz. Borç alan emir alır. Değerli basın mensupları, faiz düşünce inecek dedikleri enflasyon faiz indirimleri başladığında yüzde 19'du. Bugün açıklanan verilere göre Ağustos ayı itibariyle yıllık enflasyon yüzde 59. Ne demişti daha bu senenin başında Erdoğan? Herkes hesabını 2023'te yüzde 20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın. Vallahi Erdoğan'ın bu sözlerine kananlar perişan oldular. Yeni ekonomi kadromuzun birinci önceliği enflasyon sözleri de 3 ayda yalan oldu. Dahası Merkez Bankası Başkanı'nın yıl sonu için önce %58 dediği, sonra %62'ye çıkardığı enflasyon beklentisi de o açıklamanın mürekkebi kurumadan hayal oldu. Tabii tüm bunlar artık hiçbir verisine güven kalmayan TÜİK'in makyajlı verilerine göre. Ama diğer taraftan bu ay aylık verilere baktığımızda TÜİK enflasyonda İTO'yu ve ilk kez ENAG'ı solladı. Bu herhalde rasyonelleşme sürecinde TÜİK'in makyaj ağırlığını azaltmaya başladığı izlenimini tamam verebilir. Ancak bunun kalıcı olması için bunun güven verebilmesi için rakamlardaki makyajın geriye doğru da temizlenmesi gerekir. Bu aynı zamanda doğru kararlar alabilmek için de şarttır. Nitekim TÜİK'in makyajlı verilerine göre bile son bir yılda dana eti fiyatı yüzde 121, meyve fiyatları yüzde 99,8, sebze fiyatları yüzde %80 80,8 artmış. Dünyada gıda enflasyonunda en önlerdeyiz. Emekliler ne tüketir? Sadece gıda tüketir. Peki siz emekliye ne verdiniz? 7500 lirada emeklinin maaşını sabit tut. Peki gıda fiyatları, tarımda fiyatlar bu kadar artarken çiftçinin durumu nasıl? Çiftçinin, bezicinin durumu her geçen gün kötüye gidiyor. Meyvenin, sebzenin, etin fiyatı ikiye katlanmış ama üretici perişan. Maliyetler son hızla artarken fiyatlar geçen senenin bile altına düşmüş. Balıkesir Burhaniye'de çiftçi köylüyü hor görmeyin. Üretin diye yalvaracaksınız ama üretmeyeceğiz. Samimi olarak söylüyorum, üretmeyeceğiz diye bağırıyor. Konya Ereğli'de domates üreticisi Erdoğan duysun. Biz çiftçiliği bırakıyoruz diyerek ürettikleri domatesleri yerlere döküyor. Tarım bu son pandemide de anlaşıldı, tüm dünyada en stratejik sektörlerin başında geliyor. Tarımda politikasızlık ülkenin geleceğini ateşe atmaktır. Buradan Konya Belediyesi'ne de sesleniyoruz. Konya'da çiftçi su için yolları kapatıyor. Biz sandıkta oyumuzu kullandık ama hani şimdi herkes goy goy yapıyor diye tepkisini dile getiriyor. Para etmeyen ürünlerini sokaklara saçıyor. Hükümetten çiftçiye bir fayda olmayacağı belli oldu. Bari Büyükşehir Belediyesi bu domatesleri alsın, hemşerilerine dağıtsın, hem çiftçinin hem de Konyalı'nın yüzü gülsün. Yüz. Değerli basın mensupları, Vatandaşın derdi bir değil, bin değil. Okulların açılmasının eli kulağında. Çantası, kıyafeti, eşofmanı, ayakkabısı, kırtasiyesi, her şeyin fiyatı katlanmış. Bir çocuğun okula başlama maliyeti 5 bin lirayı buluyor. Başkentte okul servis ücretleri yüzde %70 artmış. Daha bunun harçlığı var. Var oğlu var. Yumurtanın fiyatı bir yılda 2 liradan 3 lira 20 kuruşa çıkmış. Beyaz peynir yüzde 87 zamlanmış. Çocuklara sabah okula giderken bir kahvaltı ettirmek bile neredeyse küçük bir servete mal oluyor. Veliler kara kara düşünüyor. Ama sadece veliler değil artık 9-10 yaşında el kadar çocuklar bile ekonomiden döviz kurundan konuşur hale geldi. 13-14 yaşlarına geldiklerinde de konu işsizliğe dönüyor. Çocuklar iş bulabilmelerine sağlayacak bir eğitim almak için yarış atı gibi sınavdan sınava koşuyor. Test kitaplarının fiyatı almış başını gitmiş. Pek çok çocuk ona da ulaşamıyor. Sınavları kazanıp okulları okumak da iş bulmaya yetmiyor. Bugün Türkiye'de üniversite mezunu işsiz sayısı 1 milyon civarında. Her 5 gencimizden biri ne bir işte çalışıyor ne de okulda okuyor. Üyesi olduğumuz Ekonomik işbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nda ev genci oranının en yüksek olduğu üçüncü ülkeyiz. İşsiz sayımız 9 milyona dayanmış. Bizdeki işsiz sayısı dünya üzerindeki 98 ülkenin nüfusunu aşmış. Ülkeyi enflasyonun yanında işsizlikle kavuruyor, hayat pahalılığı olup milletimizin üstüne çöküyor. Batman'da 23 kişilik temizlik işçisi kadrosu ilanına 2713 kişi başvuruyor. Ama sarayın kibirisi hala çıkıyor. İstihdamda, üretimde şöyle başarı eldik, böyle başarı elde ettik diye masallar anlatıyor. Bu hayat pahalılığında vatandaşın tek çaresi borçlanmak. Seçim öncesinden bu yana geçen 4 ayda vatandaşların kredi ve kredi kartı borcu toplamı 351 milyar lira artışla 2 trilyon 324 milyar liraya ulaşmış. Bu olağanüstü bir seviye. Pahalılık artıyor, borçlar artıyor ama gelirler reel olarak azalıyor. Maaş hiçbir şeye yetmiyor. Vatandaş tam bir kabus yaşıyor. Ülkede sosyal riskler her geçen gün artıyor. Değerli basın mensupları, bir hükümetin bir millete yapabileceği en büyük kötülük, çocuklarının yüzündeki gülüşü gençlerin geleceğe dair umutlarını çalmaktır. Bizdeki hükümet tam olarak bunu yapmıştır. Ama Victor Hugo'nun dediği gibi millete karşı işlenen hiçbir suç zaman aşımına uğramaz. Milletin alameti bir mendilin üzerinden markası sökülüp atılır gibi sökülüp atılamaz. Bu beceriksizliğin müsebbibi ve şurekası ülkeyi yönetmeyi beceremeyince algıyı yönetmeye algıyı yönetmeye çalışıyorlar. Gerçeklerin ötesinde hakikat güneşinin parlamadığı bambaşka bir dünyada yaşıyorlar. Milleti de bu hayal aleminde yaşamaya zorluyorlar. O dünyada hiçbir şeye zam yok. Kısa süreli geçici fiyat ayarlamaları var. Milletin ucuza aldığı çürük meyve sebze yok. Onun yerine çıkma sebze meyve var. İnsanlar çarşıda pazarda sanki otomotiv sanayinde çıkma parça peşinde koşar gibi çıkma ucuz meyve sebze peşinde koşuyor. Bu çıkmalar markete geldiğinde isim değiştiriyor. Adı fazla olgunlaşmış meyve sebze oluyor. Bu ülkenin vatandaşlarını çürümeye yüz tutmuş, satılmasa çöpe gidecek meyve sebze peşinde koşar hale düşürdüler. Bu millete marketin kapısındaki çöpün önünde atılacakların içinden işe yarayabilecekleri seçip evine götürmek için saatlerce beklemeyi reva gördüler. En nezih, refah yüksek sayılan semtlerde bile çöp başında bekleyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ama sarayın kibirlisine göre hükümetin bu rezalette hiçbir suçu günah yok. Bütün suç, bütün günah fahiş fiyat uygulayan satıcılarda. Biz buradan milletimize soruyoruz. Bu ülke bu hale geldiyse, Anadolu'daki vatandaşlarımız konteynerler, konteynerlerden evine çöp rızık topluyorsa, hafta pazarlarının artıklarını atıklarını toplayıp evine götürüyorsa, insanlar evinin kirasını faturasını ödeyemiyorsa, çalışanların yarısından fazlası açlık sınırının, çok daha fazlası yoksulluk sınırının altındaysa ve artık "yandım Allah" diyen vatandaşa ters kelepçe vuruluyorsa, bu ülkeyi bu hale kim getirdi? Erdoğan'ın safsataları getirmedi mi? Erdoğan ve şürekası bunun sorumluluğunu taşımıyor mu? Değerli basın mensupları, Erdoğan depremzedelere konut yapma konusunda da sözlerini anlaşılan yerine getiremiyor. Zaten görülüyor rakamlardan da. Böyle olunca da yine sorumluluğu başkalarına atmaya uğraşıyor. Muhalefet depremzedelere bedava ev vermedi diye bağırıyor. E insaf. Madem iktidarsınız o zaman muktedir olacaksınız. Sizin imar barışlarınız nedeniyle atadığınız memurların incelemeden attığı imzalar nedeniyle 21 yıllık iktidarınızda bir türlü gerçekleştirmediğiniz kentsel dönüşümler nedeniyle milletin evi başına yıkılmış, anayasa açık sizin bu evleri sadece yapmanız değil, vatandaşa bir de parasız vermeniz gerekiyor. Ama yapamıyorsunuz. Sonra da çıkıyorsunuz muhalefet nerede diyorsunuz. Yapamayacaksınız bir an evvel oradan inin aşağı biz gelip yapalım. Size nasıl yapılacağını da gösterelim. Erdoğan aynı konuşmasında grup başkan vekilimiz, kadın kolları başkanımız ve kadın milletvekillerimiz daha birkaç gün önce deprem bölgesinde değilmiş gibi muhalefeti deprem bölgesini unutmakla suçluyor. E bu, bu kadarında hakikaten pes doğrusu. Ancak bu gerçek ötesi popülist söylem deprem bölgesiyle ve Erdoğan'la da sınırlı değil. Yüz binlerce öğretmen atanamamış, atanmamış. Özel okullarda insan dışı, insanlık dışı ücretlerle çalışıyorlar, çalıştırılıyorlar. Atanabilen öğretmen yoksulluk sınırı altındaki maaşıyla ayın sonunu getirmeye uğraşıyor. Ama Erdoğan'ın oğlu Bilal, Bilal Bey'in idealist değilsiniz, memur olmak için öğretmen oluyorsunuz suçlamalarına maruz kalıyor. Mahdum Bey'e sormak lazım. Babanızın sarayında onun kurduğu vakıflarda keyif sürerken, siz ne kadar idealistsiniz. Bu ülkenin yetişmiş evlatları yurt dışına gidiyor. Yerlerini Ortadoğu ülkelerinden gelen sığınmacılar alıyor. Millet olarak sadece yetişmiş nüfusumuzu değil, kendi topraklarımız üzerindeki nüfuzumuzu da kaybediyoruz. Ama İçişleri Bakanı'nın umurunda değil. Arap kardeşlerim, dostlarım gelsin. Onları istiyorum diye açıklamalar yapıyor. Bu ucube rejimin haksızlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği milletin canına tak etti. Öyle ki artık vali yardımcıları da din kisvesi altında yapılan hırsızlıklara sosyal medyadan kefen paranız olsun inşallah diye isyan ediyor. Sokaklar vahşi batıya dönmüş ama gazeteci Merdan Yanardağ ve Barış Beylivan hukuk eğilip bükülerek sosyal medya troll kampanyalarıyla içeri atılıyor. Adli yılın açılışında konuşan baro başkanının bizzat cumhurbaşkanı tarafından sesi kısılıyor. İstanbul valisi göreve gelmesinin üzerinden daha birkaç ay geçmişken iş olarak ilk iş olarak halka açık yerlerde içki içilmesinin önlenmesi için daha önceden var olan genelgeyi hatırlatan bir yazı yazma ihtiyacını duyuyor. Bugün bu ülkede yetersiz mesleki eğitim nedeniyle gençler iş İşverenler çalıştıracak nitelikli eleman bulamıyor. Milli Eğitim Bakanı ülkede ihtiyaç duyulan iş gücünün nasıl yetiştirileceğine kafa yoracağına İmam Hatip Liselerini dünyaya model olarak sunmanın peşine düşüyor. Karma eğitim de diğer taraftan büyük bir saldırı altında. Bize gurur yaşatan sporcularımız iktidar yalnızlığı kerameti kendinden menkul ahlak bekçilerinin sosyal medya trolllerinin hedefi oluyor ahlaki erozyona uğramış AK Partili sabık belediye başkanı, grup başkan vekilimizin iki küçük kızına dil uzatmaya cüret ediyor. Bu nasıl bir rezalettir, bu nasıl bir ahlaksızlıktır? Ülkemiz yerel seçimlere adım adım ilerlerken, yaşam tarzlarının siyasete malzeme edildiği, milleti bölen ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunu hükümet aslında bile isteye yapıyor. Hedefi var, Sarpa saran ekonomik gidişat, ekonomik soykırım, zam, zulüm konuşulmasın istiyor. Ama bu böyle gidemez. Artık bütün gücümüzle silkinip ayağa kalkmak zorundayız. Bu sürdürülemez gidiş, bu nobranlık karşısında kırıldım, küstüm, üzüldüm diye mücadeleyi bırakamayız. Ayağa kalkacağız, birlik olacağız, bu gidişe hep beraber dur diyeceğiz. Yaklaşan yerel seçimlerde önceki seçimde kazandığımız belediyelere yenilerini ekleyeceğiz. Biz Cumhuriyet Halk Partili başkanlarca yönetilen belediyelerde sosyal demokrat belediyecilerin en güzel örneklerini verdik, veriyoruz. Her vatandaşımız en iyi hizmete layıktır diyor. Önümüzdeki seçimler için bütün büyükşehir belediyelerini kazanma iddiamızı ortaya koyuyoruz. Son yerel, yerel yönetim seçimlerinde büyük bir zafer kazandık. Şimdi bir kere daha çok daha iyisini yapacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim, müsaadenizle bize yönlendirilen bazı sorular oldu. İlk soru ATV tarafından yönlendirildi. ATV'nin sorusu şöyle: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce kendisinde kendisine de hakaret eden Perinaz May Mahpeyker Yaman'ı danışman olarak ataması partide tepki çekti. Kılıçdaroğlu'nun incelemeye zamanım olmadı açıklaması da eleştirildi. Partiler, partililer öyle bir ismin görevlendirilmediğini de iddia ettiler. Yaman hala görevde mi? Tartışmalarla ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz? Bu konuyla ilgili gerekli açıklamalar yapıldı bugüne kadar. Daha fazla açıklama gerektiren bir durum ortada yok. Efendim K24 tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle. Seçimden sonra kurulan hükümetin yüz günü doluyor. Bu yüz günde hükümet seçim öncesi verdiği sözlerin ne kadarını yerine getirebildi? Özellikle ekonominin iyileştirmesi için verilen sözleri yerine getirebilmiş midir? Siz yüz günlük bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Konuşmamda altını çizerek belirttim. Bırakın bu hükümetin yüz günlük vaatlerini. Hükümet 2013'ten bu yana hiçbir vaadi hiçbir vaadini doğru düzgün yerine getiremiyor. Kalkı hükümetin ilk 100 gün, ilk 6 ay, ilk 1 yıl gibi bir planla bir hazırlıkla iş başına gelmediği de ortada. Böyle bir şey yok ortada. Bugüne kadar tek bildikleri, tek yaptıkları her şeye zam. Bunlar hiçbir kalkınma planlarında yazdıkları sözlerini bile tutamadılar. Nerede ilk yüz gün? 20 yıl önce eleştirildikleri ne varsa bugün eleştirdiklerinin ta kendisi oldular. Teşekkür ediyorum.